Sen gel. Berlin, Almanya'dan geliyoruz. Ondan sonra buradan Eskişehir yolculuk. Hayırlısından. Neşe, huzur, ana vatan. Bambaşka ya. Hakikaten. Vatanımıza gelince daha mutlu oluyoruz. O kadar mutlu oluyoruz ki. Avusturya'dan Sinop'a devam ediyoruz. 12 saati unutuyorsun ilk başta yani fazladan yorgunluğu şeyi. Bayrağı gördüğü zaman çocuklar biz kendimiz yani yorgunluk da stres her şey gidiyor. Yurt Avrupa'da artık yabancı düşmanlığı çok açık ve net her yerde var. Türksen, bilhasseki Türksen 3. sınıfsın. Ben isterim ki eğer okumuş bilgili şeyse burada kendini geliştirip dışarı denesin ama burada rahat değilse bence hiç bozmasın. Şimdi güzel hayat her yerde güzel çalışana ama sen çalışmayıp da her şeyi devletten beklersen her yerde hayat sıkıntısı var. Hani şimdi şuradakiler bir sene çalışıyor buraya izne girebilmek için. Ama bana sorarsan çalışan hayat her yerde güzel. Vatanından iyi hiçbir yeri yoktur. Gidip ne yapacak? Kafası çalışsa burada da aynı şey var. Türkiye'de yaşam güzel. Avrupa'da hiç aynı bir esir gibi. Yaşam bu kadar. Türkiye'de de hayat şartları var. Güzel. Orada da güzel. Oradaki bir şey var. Sosyal haklar burada da yeni çıktı. Burada da güzel. En güzeli vatanım. Ben onu derim. Gençlere derim ki vatana sahip çık. Başka yere gitme. Stuttgart tarafından geliyoruz. Tekirdağ'a gidiyoruz. Şartlar biraz zor tabii. Sabah kalkıyorsun 5'te. Kalkıp gidiyorsun, ediyorsun. Yani emek veriyorsun. Ama hakkını da alıyorsun. Öyle diyeyim. Burada 11'de 12'de kalkıyorlar. Rahat rahat her şey. Relax. Ama tabii orası başka. Öyle. Şartlar orada da zorlaştı çünkü. Çok zor şartlar. Çalışma şartları falan çok zor. Şu anda yani orada çalışmak günde 10 saat asgari ücret gibi şey. 2000 euro falan alıyorsun. Bunun içinde kira giderim var. İşte bütün masrafların. Yani şu araba hani taksittir bu arabaların hepsi böyle peşin para falan değil. Bu gelen vatandaşlar hep kredi. Ha şu araba taksit. Öyle yok peşin para 25 bin 30 bin euro verip de araba alacaksın. Yani orada da hayat şartlar çok zor. Oraya gidiyoruz ya adımız yabancı. Buraya geliyoruz adımız Almancı. Tabii ki zorumuza gidiyor bu. Bize öyle davranmasın. Biz vatana geliyoruz. Hani bir sevinçle geliyoruz. Bize de hani biz de bu vatanın evlatlarıyız. Bize de hani öyle o gözle bakmasınlar. Euro gözüyle bakmasınlar. Eurocular demesinler yani. Biz senede 12 ay çalışıyoruz. Bazen 2 senede bir izine geliyoruz. Bazen de gelemiyoruz yani. 2 senede bir de gelemiyoruz. Çünkü şartlar çok zor. Orada da zorlaştı artık. Kiralar olmuş 800 euro, 900 euro, 1000 euro kira. Düşünün artık bunun kirasının haricinde senin arabanın vergisi, sigortası, yakıtı, yemen, içmen, çoluk, çocuk yani kolay değil. Almanya'da yaşıyorum. Yaklaşık 30 sene falan oldu. Adanalıyım. Senede bir böyle bir izin hevesiyle yollara düşüyoruz. Avrupa'daki durum tabii buraya göre farklı mutlaka ama orada da çalışmayana ekmek yok. Olay aslında bu kadar basit. Yani burada anlatıldığı gibi, gösterildiği gibi Avrupa'da da çalışmayana devlet gel ben seni besleyeyim, yataraktan ekmek vereyim, para vereyim demiyor yani. Bir şekilde bir şeylerin çabalarını göstermen lazım. Yani sabah saat 4'te de benim kendi kızım 26 yaşında havaalanında çalışıyor. Gececi, sabahçı çalıştığı zaman gece 2.30'da kalkıyor, 4'te iş alıyor. Yani bunu göze alarak eğer Avrupa'ya gidip Avrupa'da para kazanmak ya da yaşamak isteyen gençler bunu göze alarak gitsinler. Kolay değil. Dil öğrenmek zorundalar, oraya ayak uydurmak zor oluyor. Hayatlarının büyük bir bölümü burada geçtiyse orada yeni bir çevre yapmak, buradaki çevreden, alıştığın çevreden kopup orada kendine hayat kurmak bir psikoloji bozuk bir dönem geçiriyorsun. Bizi bununla suçluyorlar. Euro yükseldi, geldiniz euroyu bozdurup rahat rahat harcıyorsunuz diye. Tabii bu da bizi rahatsız ediyor. Ben Viyana'da doğdum büyüdüm. Bana göre burada yetişen genç bu topraklara faydalı olması lazım. Avrupa'nın geleceği yok. Gelecek 50-100 yılda Avrupa'nın geleceği yok. Geleceğin 100 yılı Çin ve Türkiye. Kendinizi geliştirdiyseniz, dil biliyorsanız, gelişkansanız olabilir. Ama
dile vakıf değilseniz önünüz kapalı yani. Türkiye sizin için o zaman daha iyi. Avrupa şartları çok zor. İşin yoksa, bir şey yoksa, bir akraban yoksa orada yani mahvolmuşsun. Mesela ben de çalışıyorum. Eşim de bir sabah saat 6.30'da kalkıyoruz. Akşama kadar 4-5'e kadar çalışıyoruz. Ama bizim orada sosyal hayatımız yok. Aynı robot gibiyiz. Yat kalk işe git, yat kalk işe git öyle. Başka bir şey yok. Özenmesinler Avrupa'daki insanlar. Ama diyorlar ki oradakiler yani böyle yaşıyorlar, böyle öyle bir şey yok.